Medyakoridoru'ndan herkese merhaba. Bu bölümde meslektaşımız Çağdaş Ulus'u ağırlıyoruz. Çağdaş, KRT TV'deki muhabirlik görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Daha doğrusu görevine son verildi. Peki gerekçe neydi? CHP'li belediyelerle ilgili atmış olduğu tweetler. Şimdi içeriğini meslektaşımız Çağdaş'tan dinleyeceğiz. Çağdaş, hoş geldin ve geçmiş olsun. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Biraz anlatır mısın? Olay neydi? Önce attığın tweetlerin içeriğini konuşalım istersen. Sonrasında kanalda neler yaşandı ve nasıl bu noktaya gelindi? Bize biraz özetler misin? Canan, 22 Mayıs akşamı izinli günümdü. Cumartesi günü yine ya cumartesi ya pazar, tam hatırlayamıyorum ama yine Sedat Peker'in bu videoları konuşuluyordu. Orada Hadi Özışık konusu gündeme gelmişti. Süleyman Soylu'yla Hadi Özışık arasında, çok özür dilerim, Süleyman Soylu'yla Sedat Peker arasında Hadi Özışık'ın arabuluculuk görevi üstlendiğine dair Sedat Peker'in açıklamaları vardı. Gündem buyken ben de elimdeki Özışıklarla ilgili belgeler, bilgilerle alakalı bir takım tweetler attım. Neydi bu tweetler? Bu tweetler biliyorsunuz CHP Genel Başkanı'nın muhalefete düzenli, biraz kaba olacak ama ben her yerde bunu söylüyorum, düzenli muhalefete ve muhaliflere küfreden Hadi Özışıklar, kardeşi Süleyman Özışık ve diğer kardeşi Baki Özışıklarla alakalıydı. Bu neydi? Dediğim gibi AK Partili bir aileden bahsediyoruz. AKP'nin büyütmüş olduğu bir aileden bahsediyoruz. Süleyman Soylu ile ilişkilerinin iyi olduğunu bildiğimiz bir aileden bahsediyoruz. Medya patronluğuna giden bir süreçleri var kendilerinin. Tabii AKP döneminde ve AKP'den bir önceki süreçte cemaat dönemi, Fethullahçılar döneminde büyümüş olan bir medya patronluğu süreçleri var. Bu insanların düzenli olarak muhaliflere ve muhalefetlere hakaret etmesine, muhalefete küfreder derecesinde yazılar yazmasına rağmen CHP'li belediyelerin, özellikle Maltepe ve Ataşehir belediyelerinin bu kardeşlere reklam adı altında, ilan adı altında ödemeler yaptığına dair ben bir takım tweetler attım. Hatta biraz daha ileri gittim. CHP'li Maltepe Belediyesi'nin 4 yıl boyunca bir tanesi Passat marka olmak üzere iki araç kiralayıp bu arkadaşlara, bu kardeşlere, bu 4 Hadi ve Süleyman Özışık kardeşlere tahsis ettiğine dair bir tweet attım. Sorguladım, gazeteci olarak sorguladım. Bu kişilerin belediyede nasıl bir vasıf olduğunu, neden bu kişilere araç tahsis ettiğini sorguladım. CHP'lilerin bu konuyla ilgili bir bilgisinin olup olmadığına dair bir tweet de aslında. Bu büyük bir kriz yaratmış anladığım kadarıyla CHP içerisinde, özellikle Ataşehir Belediyesi'nden Battal İlgezdi ve Maltepe Belediyesi'nden Ali Kılıç çevresinde. Çok net söyleyebilirim ki yönetim kanadının bu kişiler tarafından arandığını biliyorum ben. Belediye başkanları tarafından. Bizzat belediye başkanları tarafından arandığını biliyorum. Nedenmiş? Ne demişler mesela? Yani tweetlerimin silinmesi talimatı verilmiş. Hı-hı. Akabinde de benim kovulmam talimatı. Kovulma. Dair. Bunlar bana yönetim içerisinde konuştuğum kişiler tarafından off the record olarak söylendi. Hı-hı. Zaten pazartesi günü ben işe gittiğimde de kanalın genel yayın yönetmeni Fikret Bulut beni odasına çağırdığında aynı konuşmayı benimle yaptı. Kanalın sıkıntı yaşadığını, benim tweetlerimle alakalı bir sıkıntı yaşadığını, kanal yönetiminin baskıya uğradığını bana söyledi. Bu nedenle de benimle çalışmak istemediğini belirtti. Önce tweetlerimi silip ardından da istifa etmemi söyledi. Tabii ben 13 yıllık bir gazeteciyim. Yargı muhabirliği yapıyorum. Neyin ne olduğunu çok iyi bilen bir insanım. Bu şekilde hukuksuzca geldi zaten tavırları, söylemleri. Üslubu da çok yanlıştı. Kendisine istifa etmeyeceğimi söyledim. Eğer bir rahatsızlıkları varsa beni çıkarmalarını kendisine söyledim ve odasından ayrıldım. Akabinde bana bir savunma metni muhasebe tarafından getirildi. Savunma talep metni iki cümleden oluşuyordu. Hatta bir tanesini ben seninle paylaştım. metinde şu yazıyordu. Şu Twitter adresinizde gazetecilik ülkelerine aykırı tweetleriniz tespit edilmiştir. Savunmanızı yapın denildi bana. Ben ise savunmaya cevaben bir sayfalık bir yazı kalemi aldım. Kendilerine teslim ettim. Kendilerine şunu söyledim özetle. Twitter'da o yaklaşık 2010 yılından beri Twitter kullanıcısı olduğumu, hesabında bana ait olduğunu doğruladım. O Twitter adresini bu zamana kadar 13.000 tweet attığımı kendilerine ilettim. Hangi tweetlerimin kendilerini rahatsız ettiğini, hangi tweetlerimin gazetecilik ilkelerine aykırı olduğunu tarafıma tek tek bildirilmesini kendilerine söyledim. Ancak bu şekilde savunma yapabileceğimi kendilerine söyledim, ilettim. Tabii bu beklenmedik bir harekette anladığım kadarıyla rahatsız etti bu durum kendilerini. Bana biz senden savunma istiyoruz, sen bizden savunma istiyorsun gibi bir karşılık aldım kendilerinden. Tabii bunu Ankara'daki yönetime attılar. Ankara'daki yönetimin cevap vereceğini söylediler. Ben 3 gün boyunca sık sık muhasebeye çıkarak kanala da girişimi sağladım. Çalıştırılmıyorlardı beni zaten. Artık bir masam yoktu. Ama düzenli olarak kanala giriş yapıyordum o hafta içerisinde. Salı günü muhasebeye tekrardan çıktım. Çarşamba günü tekrardan çıktım. Perşembe günü tekrardan çıktım. Her seferinde bana şunu söylediler. İkinci savunma talebinin yönetim tarafından hazırlanıp gönderileceğini, kendisini de bana elden teslim edeceğini söyledi muhasebedeki beyefendi. Bizde insan kaynakları yok. Olmadığı için de zaten birçok şey aksiliklerle yürüyor. Oradaki beyefendinin söylemiş olduğu şekilde ben de ikinci savunma talep metnini elden alacağımı beklerken mail olarak bir cumartesi günü gördüm maillerimi kontrol ettiğimde. Ankara'daki idari birim yöneticisi Levent Bey'di yanlış hatırlamıyorsam ismi. İkinci kez savunma talep edilmiş benden ama bu savunma bu defa mail yoluyla istenmişti. Neden böyle bir yol seçmişlerdi? Hiçbir yani düşüncem yok işin açıkçası ama gördüğümde şaşırdım ve kendisine görür görmez gecenin biriydi sanırım. Bir cevap niteliğinde bir yazı kaleme aldım. Kendisi bana bu defa Twitter adresimde yapmış olduğum paylaşımlar nedeniyle kanaldaki işimi aksattığımı iddia ettiler bu defa. Halbuki biliyorsunuz ki kanalın tek özel haber yapan muhabiri bendim. Kanalın kadrosunda editör olarak, resmi olarak editör kadrosunda olmama rağmen kanalın haber yapan kişisiydim. Muhabir kadron muhabir olmamasına rağmen, muhabirlik olmamasına rağmen kanalın güzel haber yapan tek kişisiydim. Biliyorsunuz zaten bu olaydan bir 10 gün önce de İBB'nin kayıp atları hikayesini ben ortaya çıkardım. Türkiye gündemine oturdu bu. Evet. Akabinde, teşekkür ederim. Akabinde 4 Yol Belediye Başkanı, Hatay 4 Yol Belediye Başkanı kayıp atlarla ilgili hesap veremediği için MHP'nin baskısıyla istifa etti. Tabii kanal yönetimi, kanalın genel müdürü özellikle, o gün bir misafiri de vardı, onu da söylemekte fayda var. Kanalın genel müdürü Adnan Bulut o gün o kayıp atlar haberinin ardından istifa yaşandığında ben öğlenliğin bir canlı yayına katıldım bizim KRT'nin. Orada olayı konuştuk spiker arkadaşla birlikte. Yayın bittikten sonra çıkarken Adnan Bey misafirini yolcu ediyordu. Misafiri de CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'dı. Tuncay Özkan giderken ikisi beni tebrik ettiler haberle alakalı. Tebrik ettiler. Yani tutamadım kendimi, fark etmişsindir sen de. Şimdi hep orada lütfen sözünü unutmayın, böldüm kusura bakma, çok önemli burası. Burayı konuşmak istiyorum ben. Çünkü hep söylüyoruz her seferinde bana, diğer medya haberi yapan arkadaşlarıma hep bu inkar ediliyor. Kanalın arkasında Tuncay Özkan'ın olduğu medyanın içinde sıkça konuşulan bir konu. Bu doğru mu bu bilgi? Gizleniyor mu? Nedir işin aslı? Ya resmi belgeleri biliyorsunuz, baktığınız zaman kanalın patronu Ali Fırat Atabaş gözüküyor. Evet. Özkan'ın hissesinin olup olmadığına dair bir şeyim de yok. Zaten kendisinin CHP'de görevi var. Anladığım kadarıyla hissesi de yok ama kanala sık sık gelip gittiğini biliyorum. Üst katta yönetim katına çıktığını biliyorum. Oraya gelip gittiğine şahidim ama nasıl bir ilişki var KRT yönetimiyle? Elimde resmi bir belge olmadığı için bir şey söyleyemiyorum. Evet. Tabii. Ama KRT yönetimiyle sık sık görüştüğüne oradaki arkadaşlar gibi ben de şahidim. Zaten o dediğim gibi o gün kayıp hatlarla ilgili 4 yol belediye başkanı istifa ettiğinde beni tebrik eden KRT Genel Müdürü Adnan Bulut'u yolcu ettiği bir isimdi kendisi. O gün kendisi de beni tebrik etti. O güne kadar kanalın iyi muhabiriydim. Sevilen insanıydım. Akabinde o akşam salı günüydü. Kanalın popüler programlarından şimdiki zaman Uğur Dündar, duayen isimlerden Uğur Dündar, İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş, Şükrü Kanıcı gibi yazar Elfin Tataroğlu gibi isimlerin konu oldum o akşam ben. 20 dakika boyunca kayıp atların hikayesini anlattım ve ilk defa canlı yayında kayıp atların hangi şehirlere gittiğini, akıbetlerini anlattım. Devam niteliğinde fikri takibi yaptığıma dair bir açıklamam vardı. 20 dakika boyunca bu konuyu konuştuk. Kendileri de beni canlı yayında takdir ettiler, tebrik ettiler. Ben bunu YouTube kanalımda da paylaştım. Yeni bir YouTube kanalı açma girişimindeydim. Aktif halde değildim. Orada paylaştım. Arşiv niteliğinde bulunması için. Ama 10 gün sonra her şey değişti. Kanalın kötü adamı oldum ben. Attığım tweetler nedeniyle. Dediğim gibi istifam istendi. Ben buna karşı çıktım. 10 gün boyunca beni ikna etmeye çalıştılar. 10 gün boyunca beni ikna etmeye çalıştılar. Ben tabii ısrarla kıdemimin, ihbarımın, çalıştığım sürenin her şeyin ortada olduğunu belirttim. Kendilerinden normal hakkımı ne bir eksik ne bir fazla olacak şekilde istedim. Ama kendileri her seferinde bana 1/3 oranında bir ücretle karşıma geldiler. Buna rağmen bir de istifamı istediler. Tabii ben buna karşı çıktım. Cumartesi günü sana da söyledim ya izin günüm. Pazar günü evden çalışıyorum KRT.com.tr için. Diğer günler haber merkezinde çalışıyorum televizyon için. Pazartesi günü de oğlum rahatsızdı. Ali Fırat Bey de bunu biliyor. Kanalın yöneticilerinden Ahmet Bey var. Ahmet Bey'e de bir mesaj atmıştım. WhatsApp'tan attığım mesajı kendisi Ali Fırat Bey'e de iletmişti. Ali Fırat Bey benimle görüşmek istemişti. Benim oğlum hasta olduğu için hastaneye götürdük. Biraz gribal enfeksiyon nedeniyle hastanedeydik. Gidemedim haklı olarak. Yani düşünebiliyor musun? Cumartesi günü izinliyim, pazar günü evdeyim. KRT.com.tr'ye çalıştığım için. Pazartesi günü sebebini iletmişim. WhatsApp kaydı var elimde ama beni 31'inde yani pazartesi günü 3 gün üste gelmediğim gerekçesiyle iş hakkımı feshetmişler ve bundan hiç haberim yok. Ben salı günü kanala gidiyorum, çarşamba günü kanala gidiyorum. Giriş yapabiliyorum, kartım okuyor, turnikelerden geçebiliyorum ama perşembe günü kanala gittiğimde kanala giriş yapamadım. Yapamayınca iş hakkının feshedildiğini düşündüm ve ben perşembe günü kanala gittiğimde Ali Fırat Atabaş kanalının kağıt üzerindeki patronu olarak bilinen kişi benimle görüşecekti. Bir orta yolu bulma taraftarı olduğunu söylemişti. Ama gelmedi. Kendisini aradım, kendisiyle konuştum. Kendisine neden kanala giremediğini sordum. Kendisi de iş hakkının feshedildiğini 31'inde söyledi ama neden feshettiklerini söylemedi. Sadece tek söylediği cümle şuydu. Kanalda genel yayın yönetmeniyle pazartesi günü yaşadığım o diyalog sonrası bir sorun yaşanmaması açısından benim kanala girmemem gerektiğine dair bir karar aldıklarını söylediler. Halbuki ben pazartesiden cumaya kadar kanala giriş yapmıştım. Hiçbir sorun yaşamamıştım. Hiçbir arkadaşımla bir münakaşa yaşamamıştım. Haber müdürüm İnan Demirel'le de bir sorun yaşamamıştık. Fikret Bulut'la da hiçbir sorun yaşamamıştık. Ama sanki ben orada büyük bir sorun yaşatıyormuşum edasıyla bana iş hakkımın bu sebeple feshedildiğini söyledi. Ama aslında gerekçe bu da değilmiş. Bunu benden sakladılar. Takip pazarlık gerekçe? Ya pazarlığı sonlandırana kadar benle perşembeyi, cumayı bir şekilde böyle kapattı. Pazarlık süreci yaşandı. Ben ısrarla istifa etmeyeceğimi söylememe rağmen, tazminatımı alıp gitmek istediğime rağmen, iş hakkımın feshedilmesini istememe rağmen ısrarla işten çıkarma yasağı olduğu hatırlatıldı. Kanalın zorda kalacağı benim işten çıkarılmamla hatırlatıldı. Bana hatırlatıldı. İstifa tamamen bu sebeple isteniyordu. Bu iki sebepten dolayı isteniyordu. Hı hı. Ben tabii ısrarla kabul etmedim bunu ama ısrarla iş akdim bir türlü feshedilmedi. Ta ki cumartesi, pazartesi araya girene kadar, pazartesi günü iş akdim feshedilene kadar. Dediğim gibi perşembe günü kendisiyle konuştum. Bana pazartesi günü İstanbul'a geleceğini söyledi. Dün için söylüyorum. Yine gelmedi. Pazartesi günü İstanbul'a geleceğini söyledi. WhatsApp kayıtlarımız var. Geleceğini söyledik. Gelmedi. İzmir'de olduğunu söyledi. Ve bana kaba taslak bir hesaplama yapıp gönderdi. Bunu kabul ettiğim takdirde arabuluculukta buluşabileceğimiz arabuluculuk ofisinde buluşabileceğimizi 2 ay sonra da paramın getirileceğini söyledi kendisi bana. Ben tabii daha önce bana söylenen ücretin bu olduğunu, benim bunu kabul etmediğimi kendilerine defalarca iletmeme rağmen aynı hesapla karşıma gelmişlerdi. Hatta biraz daha aşağısıyla gelmişlerdi. Çok ilginçtir. Bunu kabul etmedim. Kendisine kibarca WhatsApp'tan zaten hukuksuzca işten çıkarıldığımı ilettim. Tweetlerimden dolayı işten çıkarıldığımı, bunun yargıda geri döneceğini söyledim. Bu yüzden ben konuyu yargıya taşıyacağımı söyleyip konuyu kapatmak istedim. Bana vermiş olduğu cevap şu oldu. Biz zaten seni tweetlerinden dolayı atmadık. Birincisi KRT içerisinde yaşatmış olduğun huzursuzluktan dolayı attık dediler. İkincisi 3 gün boyunca işe gelmemen nedeniyle iş akdini feshettik dediler. Kendisi dedi bana bunu. Ben orada peki tabii şaşırdım. Peki bu 3 gün boyunca atıyorum. Bir, evet. 3 gün boyunca işe gelmeme durumun oldu mu? Bir, ikincisi olduysa da bununla ilgili sana hiç uyarı yaptılar mı o güne kadar? Hiçbir uyarıda bulunulmadı. Zaten diyor ya, cumartesi günü benim iznim. Kanaldaki hangi arkadaşı sorarsanız sorun ya da giriş çıkış kayıtlarıma bakarsınız. Bakın ben cumartesi pazar hiçbir gün kanala gitmedim. Ta ki bayram günü çalışma saatleri değiştiği için, çalışma günleri değiştiği için bir cumartesi çalışmak durumunda kaldım ama 17 ay boyunca kayıtların tamamına bakıldığında benim cumartesi pazar günü kanala girmediğim, cumartesi günü izinli oldum, pazar günü de evden çalıştım. Herkesçe bilmiyor zaten. Bu tespit edilir. Ama sanki ben cumartesi pazar hafta içi çalışmama rağmen, 5 gün boyunca çalışmama rağmen sanki ben hiç iznim yokmuşçasına cumartesi pazarı da kanalda geçirecekmişim gibi bir hava yaratıldı. Bu şekilde iş aktif feshedilmiş cumartesi pazartesi. Benimle paylaştığın bilgide işine kod 46'dan son veriyor. Tabii. Bunu bana telefon... Kod 46'yı da açıklarsan... Tabii onu da açıklayacağım. Yani ben bu sana söylediğim o 3 günlük mesele kanalın patronu Ali Fırat Atabaş tarafından bana iletilen, WhatsApp'tan iletilen bir bilgiydi. Ben de akabinde apar topar bir kamuoyuna bir bilgilendirmek amacıyla bir yazı kalemi aldım. İşten çıkarılma sebebinin hukuki olmadığını belirtip o tweet'e attım. Kamuoyu da bunu bu şekilde duydu. Bugün sabah saatlerinde SGK'ya gittim. Çünkü elime bir tebligat henüz ulaşmadı benim işten çıkarıldığıma dair. Düşünebiliyor musun? 31'inde işten çıkarılmışım. Ama çarşamba gününe kadar kanala gitmişim. Ne bir bilgilendirme var bana karşı, ne bir uyarı yapılmış bana 3 gün boyunca gelmediğime dair. Hiçbir şey yok. Kendilerince iş akdimi feshetmişler. Tebligatı evime göndermişler. Yüzüme de söylememişler. Yani, bir dakika, biz bunu Hürriyet'te görmüştük. Aynı şeyi yapmışlar. İnanılmaz. Tabii Hürriyet gazetesinde yapılan bu hukuksuzluğu biz KRT'de haber yapmıştık. Hatta o kadar iyi hatırlıyorum ki Hürriyet gazetesindeki meslektaşlarımın Bakırköy Adliyesi'nin duruşması vardı. Kanalın haber müdürü İnan Demirel tarafından benim Bakırköy Adliyesi'nde canlı yayın yapıp davaya ilişkin bilgiyi kamuoyuna, izleyicilerimize ulaştırmam için, canlı yayın yapmam için oraya gönderilmiştim ben. Ve bu şekilde bir yayın yapmıştık. Hürriyet gazetesinden atılan gazetecilerin, tebligatla işten atılan gazetecilerin haklarını aradıklarına dair KRT'de bu şekilde işten atıldıklarına dair, haklarını aradıklarına dair bir haber yapmıştık ama KRT daha önce hak savunucusu olduğunu dile getiren, haberlerinde bunu dile getiren KRT Haber Merkezi, KRT TV daha sonra çalışanına aynı şekilde Hürriyetli gazetesindeki arkadaşlarda olduğu gibi aynı şekilde tebligatla işine son verdi. Senin de söylediğin gibi bugün E-Devletime girdiğimde SGK'dan dökümü çıkardım. SGK dökümünde kod 46'dan işten atıldığım yazıyordu. Onu alıp ben arabuluculuk ofisine konuyu yargıya taşıyacaktım. Tabii Kod 46'yı gördüğümde şaşkınlık yaşadım. Çünkü Kod 46'yı genellikle yine belirtmekte fayda var. Biz bu zamana kadar pandemi sürecinde işten çıkarma yasaktı. Haziran 31'ine kadar da yasak. Sadece Kod 46'yı kullanarak işten çıkarabiliyor işverenler. Bunu da hukuki bir zemine oturtabilmek için yapıyorlar ama aslında hukuksuzluk olarak biz nitelendiriyoruz. KRT'de de bunların haberlerini yaptık. Bu zamana kadar Migros'tan çıkarılan işçilerin de başka bir yerden çıkarılan işçilerin de Kod 46'dan çıkarıldıklarını, hukuksuzca çıkarıldıklarını KRT'de defalarca haberleştirdik biz. Kod 46 nedir? Onu biraz söylemekte fayda var. Kod 46'nın içerisinde kanalın gizli bilgi belgelerini afişe etme gibi bir suçlama var. Ben kanalın neyini afişe etmişim mesela? Çok merak ediyorum. İkincisi kanalda hırsızlık, belge çalma, bilgi çalma ya da bir düzensizlik yarattığınız takdirde sizi Kod 46'dan çıkarırlar. Kanal için söylemiyorum, bütün iş yerleri için bunu söylüyorum. Bu tür usulsüzlüklerde ya da işe 3 gün gelmediğiniz takdirde Kod 46'yı kullanarak sizi işten atabiliyorlar. Bunlar da buna sığınarak maalesef iş hakkını bu şekilde sonlandırmışlar. Çünkü Çağdaş Ulus'u, gazeteci Çağdaş Ulus'u biz CHP'li belediyelerle ilgili atmış olduğu tweetlerin nedeniyle çıkaramıyoruz. Çıkardık diyemedikleri için bunu yaptılar. Ama konuştuk daha önce biliyorsun. Elimde 2 tane savunma talep metni var. İkisinde de tweetlerin nedeniyle suçlanıyorum. Evet. Yargı zaten bunun kararını verecek, iş mahkemeleri bunun kararını verecek. İş mahkemesinde hakimin şunu soracağına inanıyorum ben. 24'ünde ve 28'inde tweetleri nedeniyle savunmasını istediğiniz bir muhabirin 31'inde iş akdini bu gerekçeyle, yani sözde işe gelmediğim gerekçesiyle feshedilmesini hakim sorgulayacak. Evet. Hakim bu kadar mı tesadüf diyecek? Bu kadar tesadüf olması zaten aynen paylaştığımız zaman Twitter kullanıcıları tarafından bile inandırıcı bulunulmadı. Yargının da bunun lehime karar vereceğini düşünüyorum ben. O yüzden bugün konuyu yargıya taşıdık. Prosedür gereği arabuluculuk ofisleri. Bugün taşındı değil mi? Yargıya intikal etti konu. Bugün yargıya intikal Bu arada ben KRT yöneticilerine ulaştım. Ama sadece ulaşabildim. Bir cevap alamadım. Bu olayla ilgili hiçbir açıklama yapmadılar. Bu bilgiyi de verelim. Yani onlara da söz hakkını kullandırdım. Kullandırmak istedim daha doğrusu. Ama onlar bu haklarını kullanmak istemediler. Bu bilgiyi de verelim. Yani şimdi şu yorumu yapabilir insanlar. Tek taraflı habercilik mi yapıyoruz acaba diye. Hayır efendim, biz her iki tarafında görüşüne yer vermek istedik ama taraflardan biri bu hakkını kullanmak istemedi. Bu bilgiyi de burada aktaralım. Bir de Çağdaş şeyi çok merak ediyorum. Tabii o belediyeler konusu da çok önemli. Medya açısından da çok önemli. Şimdi Maltepe ve Ataşehir Belediyesi'nden, CHP bu 2 belediyeden bahsediyorsun ama başka belediyelerde var mı ve hangi tutarlarda ödemeler yapılmış gazete ilanı adı altında? Yakın bir zamanda ben faturaları Twitter'dan paylaşmaya başlayacağım. Yani kesilen faturaları özellikle Süleyman Özışık adına kurulmuş Yerel Medya isimli bir gazeteye kesilen faturaları ve aynı zamanda Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın sahip olduğu internet haberdi yanlış hatırlamıyorsam. İnternet haber. İnternet haberi kesilmiş. Bir de gazeteciler.com onların. Evet, bir de gazeteciler.com var onlara ait. Ama internet haberi ve yerel gazetelerine kesilmiş faturalar söz konusu. Bunlar Ataşehir Belediyesi tarafından, Maltepe Belediyesi tarafından, hatta tweetlerim arasında yer almayan Bakırköy Belediyesi tarafından kesilen faturalar. Yani zaten sorguladığımız noktada o. En başta da konuştuk ya, AKP'nin büyüttüğü, AKP öncesi Fethullah Gülen yapılanması döneminde büyüyen bir medya yapılanmasından bahsediyoruz. Kimlikleri belli, nasıl bir gazetecilik kuruluşları bu ortada bu kardeşlerin CHP'ye, İYİ Parti'ye, HDP'ye, Türkiye İşçi Partisi'ne ve diğer muhalefet partilerine karşı yazdıkları yazılar ortada. YouTube kanallarında ve diğer kanallarda yapmış oldukları yorumlar ortada. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na aleyhine evet, kardeş Mehmet Özışık'ın bugün bir tweetini gördüm. Yazılar ortadayken CHP'li belediyelerin her gün düzenli muhaliflere, muhalefet partilerine kaba tabir olacak, yine söylüyorum, küfreden bu kişilere düzenli ödeme yapmasını birilerinin deşifre etmesi gerekiyordu. Bir gazetecinin deşifre etmesi gerekiyordu. Ben de gazeteci olarak sadece görevimi yaptım. Ama KRT bunun gazetecilik faaliyeti olmadığını anladığım kadarıyla düşünüyor. Ya da CHP'li belediyelerle alakalı tweetimin kanalı zor durumda bıraktığı gerekçesiyle benim kanaldan ayrılmam gerektiğine karar verdiler. Olay da bu boyutlara geldi. Yani sanki çok normal bir şeymiş gibi kimse bu soruyu sorup bunun üzerine gitmiyor. Herkes böyle bir kanıksanma durumu, zaten işte biz biliyoruz o mevzuyu falan gibi, ama bir belediyenin, belediye başkanının bir kanalı arayıp o haberi kaldır, o işte onu, yani sansür uygulaması, hani tamam yandaş basından biz bunu biliyoruz ama muhalif olduğunu iddia eden bir kurumdan bahsediyoruz. Bir kere böyle bir şey söz konusu olamaz medyada. Yani bu skandal, zaten başlı başına bu bir skandal. Öte yandan neden CHP'li belediyeleri kıramıyor KRT TV'yi? Bunlar da cevaplanması gereken sorular. Bununla birlikte az önce bir soru daha yöneltmiştim. Başka bir belediye var mı ödeme yapan? Bir de tutarları hatırlıyor musun? Bakırköy Belediyesi de bu ödeme yapan belediyeler arasında. Hatta biraz daha ileri gitmekte fayda var. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde, İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde bile Özışık kardeşler düzenli olarak Beylikdüzü Belediyesi'nden ilan adı altında ödemeler almışlar. Ya düşünebiliyor musunuz? CHP'li bütün belediyeleri sarıp sarmalamışlar. Yani şaşıyorsunuz, şaşkınlıkla karşılıyorsunuz. Sokakta muhalifler bu insanları gördüğü zaman, yaptıkları yorumları gördüğü zaman, muhalefete karşı tavırlarını gördüğü zaman eleştirirken ve bu partiye bu insanlar oy verirken o partinin bağlı olmuş olduğu belediye başkanları her gün düzenli olarak CHP'yi, muhalifleri eleştiren, ağız dolusu küfürler eden insanlara reklam adı altında ödemeler yapıyor. Yani çok açık konuşacağım. Bir gazeteci olarak da ben çıkıp sorgularım. Evet, siz çok, bu ödemeleri neden yapıyorsunuz diye sorgularım. Çok güzel sormuşsun. Ben biraz daha açık, somut örneklerle ifade edeyim. Bir, bağımsız gazetecilik yapan meslektaşım, bu işi yapmaya çalışan meslektaşım, oralara gidip ilan istese emin ol vermezler. Tabii. Alamayız bizler. Ama bu insanlara bu paralar akıtılmış. Yani şimdi bunu konuşmayacağız da ne yapacağız? Ondan sonra da Türkiye'de vay efendim medya şöyle, yok bana sansür uyguladılar, yok şunu yaptılar. Tabii ki yaparlar yani. Hani kusura bakmasın kimse. Bence bunları daha çok konuşmamız lazım Çağdaş. Yani bence ellerine sağlık. Çok önemli bir haber. Teşekkür ederim. Ya, sorgulanması gereken o kadar şey var ki. Evet. Yani Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin biliyorsunuz imar yolsuzluğu nedeniyle görevden alındı İçişleri Bakanlığı tarafından. Yeniden belediye başkanlığı seçimleri yapıldı yerel yönetimlerde. Yapılan seçimler sonrası, çok özür dilerim, seçim öncesi Battal İlgezdi tekrardan görevden alınmasına rağmen CHP tarafından aday gösterildi. Ve bu kişi kazandı. Seçimi tekrardan kazandı. Ama hala, yani düşünebiliyor musunuz? 2 sene önce yolsuzluklarıyla görevden alınan bir belediye başkanı şu anda görevde. Hakkında soruşturmalar var. Hakkında İçişleri Bakanlığı'nın yürütmüş olduğu incelemeler var. Ve hala görevde. Haklı olarak da bizler soruyoruz. Ne değişti de görevde bu belediye başkanı? Eğer bir suç yoktuysa neden 2 yıl önce görevden alındı bu belediye başkanı? Eğer bir suç varsa ve hala yargılama yönünde, soruşturma yönünde, inceleme yönünde İçişleri Bakanlığı'nın bir tahkikatı varsa bu belediye başkanı şu anda neden görevinde, neden göreve devam ediyor diye sormamız gerekiyor. Yani İçişleri Bakanlığı'nın da bunu açıklaması gerekiyor aslında. Aynen İçişleri öyle. Evet. Açıklaması gerekiyor haklı olarak. Keza Maltepe Belediyesi'nin yapmış olduğu imar yolsuzlukları da artık ayyuka çıkmış vaziyette. CHP'nin Maltepe ilçe örgütü Ali Kılıç, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan hiç memnun değil. Yani İBB'nin göndermiş olduğu bir bütçe var ilçe belediyelerine, AKP'li belediyeler de dahil olmak üzere. Bu ödenekler nedir? İlçelerinin mahallelerine, ilçelerin caddelerine asfalt atarsın. Sorunlarını çözersin. Ama Maltepe Belediyesi'nde, ben 30 yıllık bir Maltepe'liyim. Maltepe Belediyesi'nin ben son 2 yıldır buralara asfalt attığını görmedim. İBB'den gelen bu para nereye gidiyor diye ben hem vatandaş olarak, yurttaş olarak sorguluyorum, hem de bir gazeteci olarak sorguluyorum. Akabinde sorgulama yaparken de bu paraların Hadi Özışık gibi insanlara gittiğini tespit ettiğimde de bunu kamuoyuna duyururum. Bu yani peki, hem vatandaşlık görevim hem de gazetecilik görevim. Ortalama bir tutar söyleyebilir misin? Mesela yayından önce 200 bin gibi bir rakam konuşmuştuk seninle. Tabii şunu söylemekte fayda var. Ataşehir Belediyesi'nden Baki Özışık adına kesilen 200 bin liralık faturalar da var. Bunlar gazete ilanı da altında. Tabii gazete ilanı. Tabii gazete ilanı. Ya şimdi mesela bugün öğrendiğim bir bilgi var. Onu bu hafta üzerinde çalışmayı düşünüyorum. Baki Özışık'ın Ataşehir Belediyesi'nin bir otoparkını bir kişiyle birlikte işlettiğine dair bir bilgi aldım ben bugün. Ataşehir Belediyesi'nin otoparkını. Evet. Baki Özışık, bu arada Hadi Özışık ve Süleyman Özışık kardeşler bunlar. Onu da hatırlatalım tekrar. Zaten Baki Özışık genelde ilçe belediyeleriyle ilgileniyor. Bu reklam, ilan ücretlerinden sorumlu kardeş diyeyim ben size. Yani düşünebiliyor musunuz? Bugün Mehmet Özışık kardeşlerden bir tanesi. Kendisini nereden tanıyoruz? Didim Belediyesi'nde haklarında bir jandarma soruşturması yürütülmüştü. Bir soruşturma, bir tahkikat yürütülmüştü. Didim Belediyesi'ne şantajda bulunduğu gerekçesiyle. Didim Belediyesi'nden para koparmak amaçlı bir şantaj girişiminde bulunmuşlardı. Hatta çakarlı araçla gitmişlerdi oraya. Süleyman Özışık da vardı yanında. O çakarlı aracı da özellikle söyleyelim ki. Evet, yani kendisini buradan tanıyoruz ama kendisi bugün benim istifamla alakalı atmış olduğum tweet sonrası bugün benim atmış olduğum tweet'e bir yanıt verdi. Ne dedi? Vermiş olduğu yanıt aşağı yukarı şöyleydi. Kamu kurumlarının yerel gazetelere reklam vermesi ne zaman suç oldu gibi bir soru sordu bana. Aslında kendilerinin yerel gazete olarak ya da internet haber olarak o Yerel Medya isimli gazete olarak ilan aldıklarını doğrulamış oldu. Benim yapmış olduğum, atmış olduğum tweetleri doğrulamış oldu. Evet. Ben de kendisine şunu sordum. Ben de kendisine şunu sordum. Bir gazeteci ilan alabilir, reklam alabilir belediyelerden ama bir otopark işletmesini nasıl alır diye sordum kendisine. Cevap? Henüz cevap yok. Gelmedi. Kendisine şunları da sordum. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı Hadi Özışık ve yanlış hatırlamıyorsam fotoğraf yanımda yok. Bakmam gerekiyor. Paylaşmıştım Twitter'dan. Süleyman Özışık olması lazım. Baki de olabilir. Bakmam lazım. İki kardeşle birlikte Maltepe Belediye Başkanı Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı neden ziyaret eder? Dönemin Çevre Şehircilik Bakanı Özaseki'yle birlikte neden aynı karede poz verir? Düşünebiliyor musunuz? Siz gazetecisiniz. Hadi Özışıklar, Süleyman Özışıklar gazetecisiniz. Ama bir ilçe belediye başkanıyla kalkıyorsunuz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı ziyaret ediyorsunuz. Ben de gazeteci olarak haklı olarak düşünürüm. Arkadaşım siz oraya bir imar işi için mi gittiniz? Maltepe'de çözülemeyen bir imar işi için mi oradaydınız diye sorgularım haklı olarak. Devam edeyim. Yine bir kare fotoğraf paylaşmıştım. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çektirmiş olduğu bir kare fotoğraf var. Düşünebiliyor musunuz? İmar yolsuzluğuyla gündeme geliyor Ali Kılıç. Sosyal medyada, yerel basında, ulusal basında bunlar dile getiriliyor. Ve akabinde Ali Kılıç, yani buraya bir operasyon bekleniliyor. Bir İçişleri Bakanlığı'nın bir kayyum ataması bekleniliyor bu belediyeye. Ataşehir o dönem yapıldığı gibi. Bir belediye başkanı gidiyor, İçişleri Bakanı'yla bir yerde görüşme gerçekleştiriyor. Ve o görüşme sonrası birlikte bir kare fotoğraf çektirip bunu kamuoyuyla paylaşıyorlar. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Bir belediye başkanı hakkında soruşturma yürütülmesi beklenen, belediyesine kayyum atanması beklenen bir belediye başkanı kısa bir süre sonra İçişleri Bakanı'nın yanına gidip poz verip bizim aramız iyi pozu veriyorsa ve akabinde bu belediyeye kayyum atanmıyorsa ben bunu sorgularım gazeteci olarak. Ya dediğim gibi yani genel merkezin bundan haberi var. 2 belediyeden hatta Bakırköy'de dahil olmak üzere 3 belediyenin de imarla ilgili şaibeler olduğu, imar yolsuzluğuna karıştığına dair iddialar ayyuka çıkmış vaziyette. CHP genel merkezinin bununla ilgili adım atması bence bu saatten sonra en olumlu davranış biçimi olacaktır. Burada kurban düşünebiliyor musunuz? Burada Hadi Özışıklar, Özışık kardeşler bir kenara ayrıldılar. CHP'li belediyeler, Özışık kardeşlere ödeme yapan belediyeler bir kenara ayrıldılar. Çağdaş Ulus suçlu olarak ortaya çıktı onların nezdinde. Çağdaş Ulus işten atılmış oldu. Halbuki Çağdaş Ulus'a teşekkür etmeleri gerekiyordu. Çağdaş Ulus gazetecilik yaparak bir kirli nasıl derler ilişki ağını deşifre etti aslında. Evet. Gazetecilik budur zaten ve ayrıca en başta zaten Çağdaş en başta zaten senin bu haberi Twitter'dan paylaşmak zorunda kalmış olman her şeyi özetliyor. Evet. Sen bunu yayınlayamamışsın en başta zaten. Tabii yani. Gönül ister ki ben bunu kanalımda... İzin vermezlerdi değil mi hiçbir şekilde yayınlamak? Tabii ya zaten genel yayın yönetmenimiz Fikret Bulut'la konuştuğumda kendisi bana şunu söyledi. Sen bu bilgiyi benimle paylaştın mı dedi. Hayır dedim. Haber müdürümüzle paylaştım dedim. Bu cümleyi aldıktan sonra bana şunu söyledi. Gerçi paylaşmış olsaydım da zaten yapamazdık. Her şeyi özetliyor aslında bu cümle. Yapamadığım bir iş üzerinden benim atmış olduğum tweetlerin yani Çağdaş Ulus'un oradaki ilişkisini sonlandırılmasına kadar geldi. Evet. Bir şey bilmiyorum aslında. Çok geçmiş olsun Çağdaş. Çok yani umarım en kısa zamanda yeni bir iş bulursun ve onun haberini yaparız biz de. Ve bir daha da böyle bir durumla karşılaşmazsın. Daha özgür bir kurumda çalışırsın umarım. Özgürce yaparsın umarım haberlerini ya da attığın bir tweet nedeniyle işine son verilmez. Çok geçmiş olsun. Kendine çok teşekkür ederim Canan. İlk günden beri takip ediyorsun yaşananları. Gazeteciliğin içinde ayrıca teşekkür ediyorum sana. Rica ederim her zaman. Her zaman dayanışmayla. Kendine iyi bak. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoşça kal. Sağ ol sana da.